çıkan haberler vardı, eleştiriler vardı. Hem dünkü toplantı hem de bu iddialar için neler söylersiniz? Evet. Saygıdeğer basın mensupları, dün evet saat 2:30'da Sayın Başkanımızın başkanlığında hocamız Sayın Fatih Terim, ikinci başkanımız Sayın Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcımız Kaan Kançal ve Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyemiz Oytun Özer'in de katıldığı, benim de bulunduğum bir toplantı gerçekleştirdik. Sayın Başkanımızın ricası üzerine hocamızı ben davet etmiştim. Saat 2:30 olarak kararlaştırdık. Gayet güzel bir toplantı oldu. Bunu bir diplomatik dille söylemiyorum. İşin gerçeği ve doğrusu. Bu konuda üretilenlerin tamamı, söylenenlerin spekülasyondur. Hiçbir gerçek değeri yoktur. Galatasaray Spor Kulübü futbol takımı bu sene yine şampiyonluğun en büyük adayıdır. Bu konuda özellikle Florya'da yeni bir yapılandırma yapılan altyapı dahil olmak üzere orada bir idari ve sportif yapılandırma konusunda bazı kararları aldık. Bu kararlarımızı uygulamaya koyacağız. Biz takımımıza güveniyoruz. Hocamız zaten Türkiye'de Türk futbolunun bir numarası. Bizi herhangi bir şekilde tereddüde sokacak hiçbir husus yoktur. Herkes görevinin başında tam bir konsantrasyon içerisinde 2020-21 yılı sezonunu başarıyla bitireceğimiz inancımız tam. Beyaz TV, Sezgin Gelmez. Sayın Güner, şunu sormak istiyorum ben size. Uzun zamandan beri yönetim kurulundan yapılan açıklamalardı. Transferin bitimine 50 gün kaldı, 40 gün kaldı, 30 gün kaldı şeklinde sürekli gün sayıldı ve sizin de bildiğiniz gibi Galatasaray'da transfer bitmez açıklaması yapıldı ama dün transfer bitti ve bir transfer yapılmadı. Siz nasıl karşılıyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Eldeki kadro mu yeterliydi yoksa şartlar mı oluşmadı? Bunun için ne söylemek istersiniz ve yine ben düne dönmek istiyorum. Galatasaray taraftarının sosyal medyada yönetime karşı çok büyük bir tepkisi vardı. Sadece taraftarın değil tabii yazarların, gazetecilerden de bu tepki geldi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Görev sürenizin Mayıs ayında biteceğini çok iyi biliyorum. Bundan önce herhangi bir şey söz konusu olabilir mi? Bu çok konuşulan bir konu. Bunun için sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Şimdi 2018 Ocak ayında Sayın Mustafa Cengiz Başkanlığındaki yönetim göreve geldiğinden bu tarafa 6. transfer dönemi sona erdi. Genel olarak kabaca baktığımızda biz bu transfer dönemleri içerisinde toplam 42 milyon avroluk oyuncu transfer ettik. 61 milyon avroluk da oyuncu satışı yaptık. Yani 20 milyon avro civarında bir artıyla kapattık. Bugün elbette ki taraftar tepkisinde haklıdır. Taraftar zaten bizim her şeyimiz. Taraftarın tepkisine herhangi bir tepki göstermek söz konusu değil. Bizim için son derece değerlidir. İlerleyen günlerde yönetimin de haklı olduğu görülecektir. Biz Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda olması gerekeni yaptık. Belki bir iletişim hatası, yanlışlıkları olabilir. Bunları kabul ediyorum. Ama Galatasaray Spor Kulübü'nün menfaati olan neyse bizim şu an yaptığımız odur. 2018 Ocak ayından bu tarafa aslında şöyle kısaca bir değerlendirdiğimiz her alanda, baktığımız her rakamda 2018 Ocak ayındaki Galatasaray'dan bugünkü Galatasaray'ın çok daha olumlu noktada olduğunu görebiliriz. Şöyle ki göreve gelinen ayda Galatasaray'ın borçları yaklaşık 300 milyon avro civarındayken bugün 200 milyon avrolara düşmüştür. Artı Florya'da yine kulübümüze geri kazandırılmıştır. Bu süreçte çok önemli olan şey UEFA ile yapılan anlaşmanın gerekleri bütün şartlarıyla yerine getirilmiştir. Bunun önemi önümüzdeki süreçte çok daha ortaya çıkacak. Nasıl ki bugün bazı takımlar
Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı olduğu halde katılamıyorsa, önümüzdeki süreçte de bazı takımları bunlar bekliyor. Ama bunlardan biri Galatasaray olmayacak. Biz geleceği de planlamak durumundayız. Bu süreçte Galatasaray 2 şampiyonluk yaşadı. 27 tane kupa aldı. Dediğim gibi hiçbir rakam da teslim aldığımız günden daha kötü değil. Bu pandemiye rağmen. Pandemi döneminde Galatasaray faaliyetlerini artıyla kapatmıştır. Bu aslında sadece Türkiye değil, bütün dünyadaki kulüplerle karşılaştırılabilir bir şey. Bizim amatör branşlarımızda bile 6 aylık pandemi döneminin içinde olduğu döneme baktığımızda biz artıdayız. Yani gelirimiz giderlerimizden daha fazla olmuş. Yani yeni gelir kaynakları yaratmışız. Aslında bunu iddia ediyorum. Dünyada başka böyle bir kulüp var mı? Bunlara bakılmak gerekir. Evet, şimdi bu kadar. Başka soru var mı acaba? Şimdi bir belki Erman arkadaşımızın eleştirilerinden, eleştiri dediği bir konudan bahsetmek isterim. Galatasaray'da bir kaos ortamı yaratmaya yönelik bazı girişimler var. Bunları görüyoruz. Bir tanesi Sayın Fatih Altaylı her hafta bir programda Galatasaray Spor Kulübü yönetimini, başkanını hedef alarak eleştiri değil, hakarette bulunarak program yapmaktadır. Aslında bu bugün değil, sadece bizim yönetimimize değil, geçmişte de, bizden önceki yönetime de, ondan önceki yönetime de tek yapılan şey hakaret ve yönetime her türlü alanda engel çıkarmak, kaos oluşturmak. Basın özgürlüğü bu değil. Basın elbette ki eleştiri herkes yapabilir. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nın zeka seviyesiyle alay etmek, Galatasaray Spor Kulübü yönetimine hakarette bulunmak. Ve dün akşamki programda ben kulaklarıma inanamadım. Bizim efsanemiz Galatasaray Spor Kulübü'nün teknik direktörü, Türkiye'nin futbolda bir numarası Fatih Terim, koridorlarda yönetim kurulunu küfrederek dolaşıyordu diye bir ifade kullandı. Tabii ki buna hocamız gerekli cevap verecektir. Böyle bir şey asla söz konusu değil. Ne Galatasaray Spor Kulübü'nün teknik direktörü Fatih Terim böyle bir eylem içinde bulunamaz, ne de Galatasaray Spor Kulübü'ne kimse böyle bir davranışta bulunamaz. Bu nasıl bir Galatasaraylıktır? Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu kaos oluşturma gayretlerine rağmen biz görevimizi son saniyeye kadar, görevde olduğumuz sürece Galatasaray'ın menfaatlerine uygun bir şekilde daha önce nasıl çalıştıysak hiçbir şekilde tereddüt etmeden Galatasaray'ın menfaati ve başarısı için son saniyeye kadar çalışacağız. Ama ben Galatasaray camiası özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Bir insan her hafta bir televizyon programında olmayan şeyleri uydurarak, yalan konuşarak bunları söyleyemez, söyleyememeli. Basın özgürlüğü bu mudur? Bir arkadaş Kasımpaşa maçından sonra baktım ben kendi sosyal medya hesabıma, rakip takımın taraftar grubunun Twitter hesabından beni hacklemişler. Hayırdır diye baktım. Yusuf Günay tırnak içerisinde Falco'ya şu cümleyi söyledi diye bir haber. Benim ağzımdan bir tek kelime çıkmadı. Bir tamamen uydurma, tamamen. Yani ben zaten cümlenin içeriğinde de bir şey yok. Yani söylesem söyledim diyebilirim. Böyle bir cümle yazılıyor. Acaba bu nasıl, niye yazılır diye ben merak ederken dün akşam cevabını buldum. Bir orta oyunu, bir tiyatro. Çanak soru sormakla görevli arkadaşımız şöyle bir tweet kim yazabilir diye söylüyor. Sayın Fatih Altaylı yazsa yazsa Yusuf Günay yazar diyor. Ya benim ağzımdan böyle bir kelime çıkmadı ki. Ya ben söylemediğim bir şeyi nasıl olur da bunun üzerine yazdırıp bir senaryo yazarsınız? Ben yönetim kurulu sorumluluğu içerisinde bir yönetim kurulu üyesi olarak hangi sorumlulukla hareket edeceğimi çok iyi biliyorum. Ve böyle bir cümle demediğim halde bunu demiş gibi yaparak bunun üzerine senaryo kurmak ayıptır. Basın özgürlüğü değildir. Hele hele ben anneme yeni toprağa verdim. İnsanlara benim anneme küfrettirecek düzmece senaryolar yaptırmasınlar. Bu doğru bir şey değil.
Dediğim gibi bunların hiçbiri bizi Galatasaray hizmetten alıkoymayacak. Galatasaray bizim için son derece önemli, son derece değerli. Ve son sahneye kadar burada kalacağız ve görevimizi yapacağız. Ben voleybolla ilgili bir şey diyeyim mi Yusuf abi? Kısaca hem pozitif de olsun. Biz pandemi öncesi 5 Mart 2020'de Sev Cup'ta yarı finale kaldık erkek takımında Galatasaray olarak. Ve kupa iptal oldu. Aslında bu kupa iptal olmamış olsaydı biz bayağı hızımızı almış gidiyorduk. Ve inşallah bu sene HD'nin de bu desteğiyle voleyboldaki ana erkek tarafındaki ana hedef gerçekten Türkiye ve Avrupa Kupası getirmek. Onu en az görevimizin bilincindeyiz derken onu da ekleyeyim. Çünkü voleybol gerçekten de erkek milli takımında en son kadroda 7 milli sporcu vardı Galatasaray'dan. Yani hem Türk milli voleybol takımının iskeletini erkekte Galatasaray yaratıyor. Hem de Galatasaray bu sene Avrupa Kupalarında gerçekten çok iddialı. Dolayısıyla da hani bu anlaşmanın hani en azından gündemi çok başka yerlere gitmeden HD'nin de buradaki desteği gerçekten çok kritik. Çünkü çok zor dönüyor amatör branşlar biliyorsunuz. Hele seyircisiz iyice zor dönüyor. Yayınlarda da yani outdoor'da.